Sevgili fotoğraf çekmek kolay ailesi, öncelikle hepimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Ne mutlu bize. Coşkuyla kutlandı birçok yerde. Bizim de hepimizin kutlu olsun. Ben de kutluyorum 19 Mayıs'ı. Sevgili dostlar, biliyorsunuz 2 gün önce bir zirve oldu. Sydney zirvesi oldu. Fujifilm yeni ürünler tanıttı. Biraz onlardan bahsedeceğiz Aa, sen Fuji filmi bırakmamış mıydın Ergin? Seçil. Yok, bıraktım diyemem. Biz ayrı yaşamaya karar verdik bir süre. Ama barışabiliriz de. Yani bakalım, biraz kırgınlığım var çünkü. Ama bu kırgınlığım, ya yani Fujifilm olan kırgınlığım benim takipçilerime olan görevimi yerine getirmesine engel olmamalı diye düşünüyorum. Elimden geleni yapacağım tabii. Yani Bilgiye devam edeceksin yine. bilgiye tabii ki devam edeceğim ama belki ürün tanıtımını yapamam Evet. ama ürünlerle ilgili yine de belli bir fikrim olacaktır ve ben mutlaka onları da yansıtacağım. Şimdi sevgili dostlar, 4 tane yeni ürün tanıtıldı zirvede ki beni de aslında heyecanlandıran ürünler. Bunlardan bir tanesi, daha doğrusu 2 tanesi kamera, 2 tanesi lens. 2 tanesi X sistem, 2 tanesi GFX sistem için. Yani o büyük orta format için. Beni heyecanlandıran birinci şey, daha doğrusu hoşuma giden birinci ürün, biliyorsun Fuji X sistemde kameralarda 3 tane seri var. X-T tek rakam, X-T çift rakam ve X-E serileri var. Tamam. Ya XA serisi var ama XA serisini herhalde devam ettirmeyecekler. Mesela X-T2 çıktığı zaman X-T20 çıktı. X-T30 çıktığı zaman X-T3 çıktığı zaman X-T30 çıktı. Bildiğin gibi X-T4 çıktığı zaman da X-T40 çıkmadı. Hadi. Çıkmadı. Onun yerine X-S'onu çıkarttılar. Yani X-S serisini devreye soktular. Ama şimdi X-T5 ile beraber X-T50'ye çıkarttılar. Ve X-T50'yi o kadar güzel çıkarttılar ki daha böyle yuvarlak şekilli, efendime söyleyeyim, daha böyle zevkli ve keyifli 3 tane değişik renkte çıkarttılar. Siyah, antrasit ve gümüş renklerinde çıkarttılar. Ve aynı yepyeni sensör kullandılar. Yani X-T5'teki sensörü kullandılar sevgili dostlar. 40,2 megapiksellik X sensör 5 ile aynı X-T5'teki X işlemci 5'i kullandılar ve yeni tabii ki şey algoritmasıyla beraber, bu otofokus algoritmasıyla beraber ve yeni güncellemelerle beraber oldukça iyi, yani otofokus hiç sıkıntı yaratmıyor. Benim hoşuma giden şeylerden bir tanesi, bir kere ölçüsünün müthiş güzel, kompakt olması. Hani biliyorsun ilk X-T2'ye geçmemdeki en büyük sebeplerden bir tanesi Evet, kompakt lale ve toplu. kompakt ve hafif olması, yanında rahat taşınabilir olmasıydı. Evet, önemli ama Kızmaya aslında. başlamamdaki sebeplerden bir tanesi de özellikle XH serisiyle beraber makinaların artık böyle battallaşması, büyümesi ve ağırlaşması oldu. Ki o zaman zaten kendi kendime şu soruyu sordum. O zaman bir de fiyatlar da ucuz değil, yani bugün 2000-2500 dolardan Aynen, çok bahsettiğin çok. zaman Evet. full frame ile artık aynı kafa kafaya geliyor rakamlar. Dolayısıyla ben de şöyle bir karar verdim. Yani dedim ki niçin full frame'e geçmeyeyim? Eğer o rakamları vereceksem, 1000 dolarlardan 2000-2500 dolarlara geçeceksem, o zaman full frame'in avantajını kullanayım dedim. Yani diyeceksin ki avantaj ve dezavantajı var. Onlar zaten bahsetmiştim ama biraz daha tabii kırgınlığımdan dolayı geçmiştim. Bu kırgınlığım Fuji filmi olan aşkımı bitirdi anlamına gelmiyor ama biraz ara vereceğim sevgili dostlar. Şimdi X-T50'nin avantajları ve dezavantajları olarak biraz daha yeni kullanıcıya hedeflenmiş. Yani JPEG çeken insana hedeflenmiş. Her ne kadar bütün özelliklere sahipse de. Videoda da son derece kuvvetli bir hibrit kamera olmasıyla beraber. Şu anda teknik detaylarına çok fazla girmeyeceğim sizlerle beraber ama bir takım croplarla 4K 30 FPS falan filan, 6,2K open gate değil videosu var. Dolayısıyla oldukça iyi bir video kapasitesi de var bu kameranın, yani X-T50'nin. Benim hoşuma giden özellikleri yeni kullanıcısı için şurada göstereyim ben sana Seçil. Sol üst kısmında çok enteresan bir şey yapmışlar buraya. Bütün film simülasyonlarını tek bir tuşta toplamışlar. Yani sen eğer uğraşmak istemiyorsan ve onun da değiştirirken görüyorsun neticesini. Dolayısıyla hangi renk ayarında, hangi film simülasyona çekmek istiyorsan oraya getiriyorsun. Ondan sonra da deklanşöre Basıyorum. basıyorsun.
Onun haricinde bildiğimiz biliyorsunuz artık Fujifilm'de iki tane sistem var. Bir normal taktil sistem dediğimiz hani işte enstantane değişimli falan tuştan yaptığı, bir de PSAM modlu olanı. Bu PSAM modlu olanı değil, normal. Sağ tarafta yine pozlama telafisi olan düğmesi var. Onun haricinde sevgili dostlar, yani bildiğiniz XT serisinin bütün işlevleri yerine getirecek düğmeleri var. Çok güzel, tek şey kartlı, kart slotlu ama SD kart UHD 2'yi V90'ı destekliyor. Başka söylenecek, tabii şeyden, yani böyle bir kameradan şey beklemeyeceksiniz, ne bileyim ben, Full HDMI bağlantıyı beklemeyeceksiniz. Dolayısıyla da mikro HDMI bağlantıya sahip. Ama ele bele müthiş oturuyor. Harikulade oturuyor. Şunun güzelliğine bak Seçil yani. Evet, gerçekten çok güzel. Özellikle kompakt ya da düzgün kompakt lensle. Ki lens deyince de ikinci şeye geliyoruz. İkinci tanıtımlarına geliyoruz. O da sevgili dostlar, uzun süreden beri benim dilimde tüy bitti. Bu şeyle beraber, 40 megapikselle beraber Seçil. Eski kit lens dedikleri kit lensler, işte 16'ya 80 ve 18'e 55'ler artık 40 megapikseli desteklememeye başladılar. Yani destekleme, dolayısıyla da bir de 18-55 çok güzel bir lens. Ben çok sevdiğim bir kit lens ama artık birader 10 seneyi de geçti yani üretildiği. Dolayısıyla bir yenilenmeye ihtiyacı vardı. O da benim açımdan çok sevindirici bir tanıtım oldu sizler adına. Hiç olmasa bundan sonra 40 megapiksellik bir kamera satın alacaksanız da oradan doğruya bu yeni lensi, zoom lensi tercih edeceksiniz. Kit lensi tercih edeceksiniz. O da XF 16'ya 50, f2.8, f4.8. Bir tek orasını çok beğenmedim. Hani hiç olmasa f4'e kadar getirseydiniz, f4.8'e mecbur kalmasaydınız daha güzel olurdu ama olsun. f2.8'iniz f2.8 neticede sevgili dostlar. O da çok güzel bir haber. Bir kere yani yapılan denemelerde, benim incelediğim tanıtımlarda fotoğraflar son derece keskin. Renk algılaması son derece güzel. Her zaman klasik Fuji'nin başarılı lens serilerinden bir tanesi. Dolayısıyla güzel bir kombo olmuş. 16-50 ile XT50 kompakt, yerli yerinde birçok şeyinize yetecek. Bu işe yeni başlıyorsanız oto modu var. Oto modundan istediğiniz gibi film simülasyonunu çekin, çat çat çat. Başka hiçbir şey düşünmeyin. Ama profesyonelde ikincil bir kamera istiyorsanız alın, RAW çekin. Harikulade. Bu makina daha çok böyle amatör, yani işi çok böyle ince bilmeyenlere göre mi tasarlanmış? İki kişiye, yani iki kesime de hedeflenmiş, tasarlanmış. Çünkü biliyorsun Fujifilm'in yani dünyada Fujifilm community dediğimiz, yani bir topluluk var. Fujifilm topluluğu kendi aralarında bu değişiklerle beraber yeni film lezzetleri, renkleri, bilmem neleri paylaşıp duruyorlar. Dolayısıyla çok ciddi bir kitle var JPEG çeken ve film simülasyonlarıyla kendinle oynayan, kendine göre düzenleyip bunu internette paylaşan çok ciddi bir kitle var sevgili Seçil ve sevgili dostlar. O yüzden böyle bir şey yapmışlar, evet, araştırarak. Yani, tabii benim kullanacağım bir şey değil, ben RAW çeken bir yeri olarak ama. Ama mesela sen, diyelim ki mesela sana aldım. Mesela ben işte onun için sordum. Harika. Bir de ekranda değiştirdikçe de görüyorsun değişikliği, yani renk değişikliğini bilmem neyi. O da güzel. Tabii çok güzel. Şimdi X sistem için bu iki ürünün lansmanını yaptılar. Beni esas heyecanlandıran sevgili dostlar, GFX'in yeni kamerasını tanıttılar. 100S2. 102 megapiksellik. Yani yeni çıkan 102 ile arasında neredeyse teknik açıdan çok fazla bir fark yok. Aynı teknik özellikler, video özellikleri ve yalnız müthiş bir özellik var. Özellikle fotoğrafta, o da 16 bit RAW çekim yapıyor olabilmesi. Ve o gövdeyi birazcık daha kompakt hale getirmişler sanki. Ama 8 stopluk bir IBIS yerleştirmişler. O da yani çok ciddi anlamda tripodsuz çekim yapabilmek demek ki, bu
çok kolay bir şey değil. Çok büyük bir sensörden bahsediyoruz çünkü en ufak titreşimi çok daha fazla yansıtır sensöre. Dolayısıyla gerçekten çok başarılı. Başka ne yapmış? 7 tane kare arka arkaya burst mod yapabiliyorsun. Yani tak tak tak, tamam şeyi çok fazla değil çünkü bunda da çift kart slotu var ama çift kart slotu da SD kart slotu. Tabii 102'deki GFX 102'deki o şeyleri koymamışlar tabii ki, bir takım daha profesyonel şey yaklaşımları. Ama son derece güzel. En güzel tarafı ne biliyor musun Seçil? Artık orta format serisi 102S ile fiyat bandında artık kaliteli full frame kameraların altına bile düştü. Bugün şeye baktığın zaman, mesela bir Sony A1'e baktığın zaman 6.000-6.500 dolar bandında. Bir Canon R1 çıkacak şimdi. O da flagship dedikleri. O da 6.000 doların altına çıkmayacak. Nikon'un kamerası yine aynı şekilde 6.000-6.500 dolar bandında. Sevgili Seçil'cim, bu yeni GFX kamera 5.000 dolara satılacak. Yani, tabii ki çok büyük para. Çok da büyük bir fark yok aralarında aslında. Hayır. İkisi de çok büyük para. Çok büyük para ama aşağı düşmüş vaziyette ve o oralara harcanacak. Bir de artık ciddi anlamda da otofokusu falan hızlandırdıkları için bu yeni algoritmayla beraber artık spor ve doğa fotoğrafçılığına da dönüşmüş ki bununla beraber çıkarttıkları ikinci ürün bir prime zoom lens. Ama nasıl bir zoom lens? 500 milimetrelik bir zoom lens. Yani çok büyük değil şeylere göre, full frame'deki zoom lenslere göre, emsallerine göre. Şimdi 500 milimetre demek Seçil, orta formatta full frame karşılığı 400 milimetreye denk geliyor. Artı da çarpı 2 telekonvertörlerle falan çalışıyor. O zaman da birdenbire 1000 yani 800 milimetrelere kadar çıkabiliyor. Müthiş keskin, müthiş detay. Daha bütün işte teknik detaylarına girmeye gerek yok. Onları zaten istesinden incelersiniz. Beni heyecanlandırdı çünkü artık taşınabilir bir orta format sistemi oluşmaya başlamış. Bu da çok güzel bir bilgi. Gittikçe böyle pratikleşiyorlar mı? Pratikleştiriyorlar mı teknolojiyi? Pratikleştirmiyorlar ya. Seçil daha da komplike hale geliyor. Çünkü çok daha fazla özellik geliyor. O özellikleri... Ama işte yani artık taşınır olmasından yavaş yavaş, ağır... Yavaş yavaş bu tür kameraları kullanmak için üniversitede bir 3-4 sene okuman gerekecek sanki. Yani çok ciddi bir şey var. Ama bölümüm var zaten. Fotoğrafçılık okunuyor. Tabii. Ama yok anne, sen ne kadar okursan oku. Teknolojik gelişmeleri çok yakından takip etmez isen sen onlara yetişemezsin. Yani. Tabii o da zor. O da bir ekonomi meselesi herkes için. Yapılan gösterilerde o kullanılan lens de şeyin gözünü çok güzel takip ediyor. Kuşun, muşun, hayvanın vesaire. Ve oldukça başarılı kareler yakalıyor. O lensi ben yani 3000 dolarlara falan gelecek aşağı yukarı. Ben tabii düşünmem ama çünkü artık o kuşçuların bilmem işte anladım, doğa fotoğrafçıların ya da sporcuların spor fotoğrafçılığına giren insanların almak isteyeceği ya da yatırım yapacakları bir lens olacaktır. Ama yani birkaç sene içerisinde olur da ben artık arkadaşlar yaşlandım ben kanalı bırakıyorum dediğim anda bütün teçhizatımı satar. O zamana kadar da tabii muhtemelen işte GFX 100 S3 mü çıkar, 4 mü çıkar bilemiyorum. Biraz daha toparlanmış olur, biraz daha küçülmüş olur, biraz daha ucuzlamış olur mu? Her sene çok değişiyor. Tabii her sene çok değişiyor. Evet sevgili dostlar, 4 tane yeni ürün tanıtımı. İlk defa bir zirve beni heyecanlandırdı. İtiraf edeyim yani size. Özellikle X-T5, hatırlarsanız ben şeyi de çok sevmiştim tanıttığımda. XE4'ü de çok sevmiştim. XE4'ü de çok sevmiştim. Ben bu XT50'yi de çok sevdim. Şu anda almayacağım ama yani almak isteyenlere de hiç düşünmeden alsınlar derim. Ama 16-50 zoom lensle beraber, kit lensle beraber sevgili dostlar. Muhtemelen de 18-55'in üretimini durduracaklardır. Eldeki malı likit ettikten sonra. Valla benim söyleyeceklerim bu kadar. Senin ilave edeceğin bir şey var mı tatlım? Ben... Dinledim, anlamaya çalıştım. Güzel. Değişik bir zirve olmuş. Kendilerini yenilemişler. Yok. Fuji kendi yenilemeye tabii ki devam ediyor. Ve çok akıllıca yani ilerliyorlar. Yani akıllıca ve bazen çok akıllıca değil. Tabii
profesyonel dünyaya girmeye çalıştılar ve çok da başarılı oldular. Özellikle XH2S'te. Bugün XH2S videoda ciddi şey yapıyor. Yani GFX 102S'in bir güzelliği daha var. O da ne biliyor musun Seçil? SSD'ye doğrudan doğruya Apple ProRes kayıt yapabiliyor. Doğrudan doğruya fotoğraflarını yükleyebiliyorsun. Güzel. Çok büyük güzellik. Sevgili dostlar, sevgili Fuji, İnşallah bir gün barışırız seninle. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Umarım bu içerik sizlere değer katmış ve beğenme butonuna hak etmiştir. Hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bu aileyi hep beraber büyütmeye devam edelim. Varsa benden istekleriniz, beklentileriniz, lütfen yorumları da yazmaya devam edin. Yorumunuzu eksik etmeyin, beğeninizi eksik etmeyin. Bu kanala yardım edecektir, yardımcı olacaktır. Evet, çok güzel söyledin. Bugünlük bizden bu kadar. Ben kanalın yengesi. Ben Erdinç Amaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.